grubu mesela bıraktık dedikleri grup 9'dan sonra işte şey pandemi yasağını ihlal edenler bırakılıyor. Öğrenciler içeride tutuluyor. Bütün bu gösterilerin içerisinde tehlikeli gördüğümüz bir görüntü dün yabancı basında çok paylaştı. Çocukların arasında bir polis var ve bir polis onu almaya kalktığında da dur beni alma ben polisim diyor. O görüntüyü rica edeyim. Sesli alalım. Kadıköy'ü. Bu yeşil korkalı arkadaş ya polis ya öğrencilerin arasında polis gibi davranıyor. Belki uyanık bir öğrenci de olabilir. Yani biz bu resmi nerede gördük? Gezi Parkı olaylarında tansiyonun gerildiği bir noktada bütün haber merkezlerine telefonlar açıldı. Biz müdahale edeceğiz. Açın kameraları dendi. Sonra o polislere taş atanların üzerinden polis kabzalarından yeleklerinden bir silahları gördük. Sonra devlet dedi ki o işi yapanlar zaten FETÖ'cü poliste. Aman diyelim ne olur. Emniyetimiz artık bu meselede böyle hani teraziyi çok hassas sarraf titizliğinde gitmek zorunda. Kimsenin canı yanmasın, devletimizin güvenliği herhangi bir tehdit yaşamasın. Ama kimse de suçsuz yere çocukların içeriye girmesine sebep olmasın. Şimdi eğer polis... Ama şurada bir şey vurgulamak istiyorum. Mesela şu anda çok genel siyasiler karşılıklı olarak ya da bazı böyle çok fanatik yazarlar. Sen FETÖ'cüsün, ben biliyorum o FETÖ'cüsün. Sen işte PKK'lısın, sen şusun bu. Ya tamam koskoca devletimizin istihbarat teşkilatı var ya şey evet. Var. Bilgi kanı ya bu adamın eğer FETÖ'cü olduğu ispatlanmışsa bu adamı yani öyle dolaşması, yurt dışına çıkıp gelmesi ya da siyaset yapmasına nasıl izin veriyorsun? Yoksa bu FETÖ'cü onlar röportaj yapma. Ya tamam da ya devletin kanunu var. Eğer ben şimdi senin dediğini, onun dediğini, hukukun, yargının ya da istihbaratın dediğine değil de bunlara bakarsan bu iş nereye varır? Yani hani kesinlikle. İşte yeni anayasa, yeni bir uzlaşı zemini bir şeyler konuşmaya başlarken bütün bunları yeniden tanımlamamız gerekecek. Ama dediğimiz gibi bu görüntü yabancı yani İngilizce konuşulan bir platformlar. Bir yanda şeye de etkilidir bu. Yani şimdi kolluk bir gözaltı işlemi yapar sonuçta. Kolluğun görevi bu. Şimdi burada bir kolluk görevlisi diğer kolluk görevlisini gözaltı işlemi yapmaya çalışıyor mesela. O zaman neye göre gözaltı yapıyorsunuz? Şimdi mesela oradaki o sivil polise ilişkin müdahaleyi sen niye yaptın? Yani nasıl bir hukuka aykırılık içerisindeydi ki oradaki resmi kıyafetli arkadaş onu çekmeye çalıştı? Aslında bu aynı zamanda soruşturmayı da şüpheye düşüren ve tartışmaya açan bir şey. Yani kolluk için de güzel bir görüntü değil, savcılık için de değil. Çünkü şu görüntüye dayanarak ben şey diyebilirim. Ya arkadaş demek ki sen orada yürüyen herkesi gözaltına almışsın. Neyi nasıl ispatlayacaksın şimdi mesela? Oradaki iki kolluk görevlisi birbirini çekiştiriyor. Yani ben de polisim diyor bir tabii, tanesi. Tabii. Bu tip grupların içerisine polislerin de zaman zaman girdiğini gençlerimiz de bilsin. Gençlerimizin aileleri de bilsin. Tanımadıkları sınıf arkadaşları olmayabilir bazı kişiler. Bir dikkatle bir alıcı gözle baksınlar. Buradan hadi yavaştan artık yeniden anayasa tartışması, siyasette dengeler, bunların ekonomiye etkisi haberleri. Sayın Bahçeli'nin anayasa